Merhaba sevgili öğrenciler. Kazanım karma testlerini çözüyoruz. 10. testteyiz. Bu test bir boyutta sabit ivmeli hareket 2 testidir. Birinci sorumuzdan başlayalım. Doğrusal bir yolda sabit ivme ile durgun halden harekete geçerek ilk saniyede 10 metre yol alan aracın hız zaman grafiği şekilde gibidir. Buna göre araç 4. 4. saniye içinde ve 4 saniye sonunda kaç metre yer değiştirmiştir. Bir hız zaman grafiği verdik her zaman bizlere gençler bir hız zaman grafiği çizelim şöyle. Bu grafiklerde ne yapacaksınız? Şimdi önce şunu bilmeniz lazım. XT VT AT. Ne demek bunlar? XT konum zaman grafiği. VT hız zaman grafiği. ivme zaman grafiği. Şimdi eğer bu ok yönde gitmek isterseniz burada kullanmanız gereken şey eğimdir. Yani konum zaman grafiğin eğimi hızı verir. Hız zaman grafiğin eğimi eğimi ivmeyi verir. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan dikkat edin hızı değil hızdaki değişimi verir. Hız zaman grafiğinin altında kalan ise bu alan ise yer değiştirmeyi verir gençler. Evet bilmeyenler ve hocam ben bunu unuturum diyenler bir yere not, alsınlar. Altın değerine bir bilgi çok da kullanacağız. Şimdi dolayısıyla bu grafik yerde bu grafik yerde, yani bir hız zaman grafiği verildiği zaman ne yapmanız lazım? Bakın hız zaman grafiği verildiği zaman yer değiştirmek istiyorsak alan bulmanız lazım. Alan da şöyle denk geliyor gençler. Yani şunlarda da yazalım mı süreleri? Şurası ve 2 ve 3 ve şeklinde. X 3x, 5x diye geçer bunlar bu şekilde. 1, 3, 5, 7 diye geçer. 1x, 3x, 5x, 7x. Tek sayıları alıyoruz bu şekilde. Şimdi bize diyor ki ilk saniyede 10 metre oldu. Yani x eşittir 10 metre mi? Evet. Bize diyor ki 4. saniyede. 4. saniye ne yapar gençler? 7x yapar. Dolayısıyla ne olması lazım? 7x'in 70 olması lazım. Ve 4 saniye sonunda yani hepsini topluyorsun. Toplarsak kaç yapar? 7, 3, 16 mı yapar? Evet. 16x yapar olur. Bu 7x'i. Bunu 16x. 16x ne yapar o zaman? 160 metre yapar dersiniz. Cevabımız değişikliği olmalıdır. İkinci sorumuz. Bir araca ait ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangileri bu araca ait olabilir? Şimdi e, az önceki yukarıdaki bilgi var ya yine bakın bir daha kırmızıyla çevirelim. Şu bilgi. Şurası bizim için önemli. Elimize bir ivme zaman grafiği var. Bizden eğer hız zaman grafiği ve ivme zaman grafiği istiyorsa önce hız zaman grafiği gelmek lazım. Nasıl geliyorsunuz alanla? Alanı bulalım bakalım. Şimdi şuradaki alan Burada kalan nedir? 12'dir. Artı 12. Üste olduğu için artı 12. Burada kalan nedir? Eksi 12. Şimdi dikkat edin. Şurada ne söyledim sizlere? İğme zaman grafiğinin altına kalan neyi veriyor? Hızdaki değişimi veriyor. Delta V'yi veriyor. Değişim. Bakın. Toplarsanız burada artı 12 eksi 12 değişim ne yapar sıfır yapar bunu anlama geliyor cisim başlangıçtaki hızına geri gelecek şimdi e, hız zaman grafiğine baktık başlangıçta hızına geri gelmiş mi gelmiş Yine burada başlangıç hızına geri gelmiş mi? Gelmiş. Evet. Bunu bulduk. Şimdi ondan sonra ne diyor bize? Bir ivme zaman grafiği vermiş. Pardon. Konum zaman grafiği vermiş birinci de. Konum zaman grafiğine bakalım. Mesela yani bu tabii ki bütün sayılar olabilir de. Biz sağdakine bakalım. Mesela tutuyor mu? Şimdi burada elimizde bir hız zaman grafiği varsa... Konum zaman grafiği yani konumu yer değişimi baksıyorsak altta kalan alan bakmak lazım. Burada isten varsa hocam üçgen var altına dikdörtgenine eklerim. Veya yamuk var diyebiliriz. Veya da bunu da bilmeyenler bilsinler artık. X eşittir. V ortalama çarpı. T'den yapabilirsiniz. Mesela burada 6 ile 18'in ortası kaç? 6 ile 18'in ortası. Hmm. Evet. 24, 12. 12 çarpı 2'den ne çıktı? Burası 24 çıktı. Hmm. 2 saniye 24 metre olacak. Burada ne yaptı ama? Burada 12 metre aldı. Bunlar olabilir mi? Sayıları küçülterek olabilir ya. Evet. Yani burada 6'ya 18 değil de siz farklı sayılar alırsınız. Şuradaki değerleri dek getirebilirsiniz. Zaten mevzu şu bakın. Ee, yani burada dikkat etmeniz gereken kısım şu. Şuradaki alan ile şuradaki alan birbirine eşit mi? Evet eşit. Dolayısıyla demek ki ilk başta 12 metre gittiyse bir 12 daha gidebilir mi? Olabilir mi bu şekilde? Evet olabilir. Yani dolayısıyla sayılar tutuyor. Peki grafik tutuyor mu? Şimdi ilk başta ne yaptım mesela burada? Ee, artı yönde hızlandı. Değil mi? Ona dikkat edin. Yani burada ivme pozitif mi çıktı? Evet ivme pozitif çıktı. İvme ne zaman pozitif çıkar? Artı yönde hızlanırsa veya eksi yönde yavaşlarsa. Evet artı yönde hızlanmış mı? Hızlanmış. Daha sonra ne yaptı? artı yönde yavaşladı. Evet, o yüzden de ne oldu bakın. E, negatif çıktı. Evet burada artı yönde yavaşlıyor mu? Evet son kısımda artı yönde yavaşlıyor. Burada artı yönde, artı yönde hızlandı. Artı yönde hızlandı. Artı yönde yavaşladı. Olabilir mi? Evet olabilir. Yani bu grafikten de yani sayılarını söylemiyorum. Grafiğin şeklinden de bu olabilir gençler. Şurada tekrar sileyim. Evet. Evet. Yani art yönde hızlandı, art yönde yavaşladı. art yönde hızlandı, art yönde yavaşladı. Bu grafik buna ait olabilir mi? Olabilir. Sayılar buradakiler tutmadı. Sayıda yani grafiği aşağı çekersen, biraz da aşağıdan yaparsanız bu sayıları elde edebilirsiniz. Hatta herhalde sıfırdan mı yapmak gerekiyor? Bakmak lazım belki sıfırdan yaparsak tek gelebilir. Ee, evet herhalde sıfırdan evet. Yani şuradan başlamış olsaydı, tam sıfırdan başlasaydı bu şekilde sayılar da tutturabiliriz. O yüzden olabilir mi? Evet bu da olabilir dersiniz cevabımız bu durumda E şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Yatay düzenli durmakta olan cisme yatay yataya paralel etki eden net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekilde gibidir. Buna göre hangiler doğrudur? Dikkat edin ne diyor bize durmakta olan diyor. Bakalım tamam o Şimdi elimize bir kuvvet zaman grafiği varsa aklınız olsun gençler. Kuvvet zaman grafiğinin şekil olarak aynısı ivme zaman grafiğidir. Yani buradaki sayıları mesela A'ya 2a burada xa şeklinde söyleyebilirsiniz. Şimdi burada önemli bir şey ortaya çıkıyor. İvme zaman grafiği ne zaman pozitif olur gençler? İvme zaman grafiği ne zaman pozitif olur? Cevapları alalım. İvme zaman grafiği iki durumda olur. Ya artı yönde hızlanırsa veya eksi yönde yavaşlarsa o zaman ne yapar burada ivme pozitif çıkar dersiniz. Peki şimdi eğer sorularda aklınız olsun durmakta olan diyorsa o zaman yavaşlama ihtimali ortadan kalkar. Çünkü durmakta olan bir cisim yavaşlayamaz değil mi? O zaman bir cisim kesinlikle hızlanmıştır. İğme pozitifse artıyor hızlanmıştır. İğme negatifse eksiyon hızlanmıştır. Evet o zaman ne diyeceksin demek ki burada cisim kesinlikle hızlanmıştır gençler. Kesinlikle hızlanmıştır. 0 t aralığında hızlanmıştır. Peki t2 t 2 t aralığında ne yapmıştır? Hızlanmış mıdır? Yavaşlamış mıdır? Bazı öğrenciler atlıyor. Hocam ivme azalmış ya yavaşlamıştır. Hayır. Hızı 2 2 artarken 1 1 artıyor gençler. Hala artıyor ama dikkat edin tamam mı? Yani burada hızlanıyor. Burada yine hızlanıyor cisim. Şimdi o zaman bakalım bu önermeye. T 2 t zaman aralığında birim zamanda yaptığı yer değiştirme birim zamanda yaptı, yapılan yer değiştirme neyi verir gençler? Birim zamanda yapılan yer değiştirme hızı verir. Size direkt hız dememiş de tanımını vermiş. O yüzden tanımını bilmek gerekiyor. Hızı azalır diyor. Biz ne söyledik? Yine cisim hızlanmaya devam eder. O yüzden bu cümlemiz yanlıştır. İki t anda ters yönde harekete başlar. Gençler burada art yönde hızlandı. Mesela hızı 2 at'ye kadar arttı. Burada bir at'ye kadar arttı. Peki burada ne oluyor? Burada hızı azalıyor. Yön değiştirmiyor. Cisim yine aynı yönde gidiyor. Ee, yön değişikliği yok burada. Hocam ne zaman yön değiştirir? Eğer aşağıdaki alan, bakın yukarıda kalan toplam kaç? Artı 3 AT. Aşağıdaki alanda 3 AT olduğu anda hızı sıfırlanmıştır. Hala daha eksi 3 AT'ın büyük bir şey olursa yani sayısal değeri büyük olursa ee, eksi 4 eksi 5 at gibi olursa o zaman yavaşlamıştır dersiniz. Yani eksi 3 at oluncaya kadar disim yavaşlar dersiniz. 3 at'den büyük 4 at eksi 4 at eksi 5 at gibi sayılar varsa işte o zaman yön değiştirmiştir dersiniz. Tamam. Yön değiştirmiştir. Ee, buna dikkat edin. Belki az önce bir yanlış kelime kullanmış olabilirim. Eksi 3 at'ye kadar yavaşlıyor. 3 at'den e, sayısal değer bakımından büyük veya cebir olarak eksi 4 eksi 5 gibi sayılar olursa o zaman yön değiştirmiştir dersiniz. Bu cümlemiz yanlıştır. Cevabımız yalnız bir olması gerekir. A şıkkıdır. 5. sorumuz pardon 4. sorumuz sürtünmesiz bir ortamda belli bir yüksekten ilk hızsız serbest bırakılan hareketin Bırakılan cisim hareketinin son saniye içerisinde 45 metre yol alına göre hangileri yanlıştır? Şimdi gençler her bir saniye yazalım. Serbest bırakılan cisim birinci saniyede 5 metre yol alır. İkinci saniyede 15 metre, üçüncü saniyede 25 metre. 4. saniyede 35 metre, 5. saniyede 45 metre olur. O zaman demek ki burada disim kaç saniyede kaldı? 5 saniyede kalmıştır. 5. saniyede 5 saniyede kaldı. Yani o zaman 5 saniyede kaldıysa ve ivmesi de 10 saniye demek her bir saniyede hızı 10 artıyor. 5 saniyede kaç artar o zaman? A şıkkına baktık. Yere çakma hızı 50'dir. Doğru mu? Evet, bu şıkkımız doğrudur. Disim 125 metreden bırakılmıştır. h eşittir 5'te karede. burada 5 yazarsak T'ye yere T ye gördüğümüz yere, o zaman 125 metre mi yapar? Evet 125 metre yapar. Bu şıkkımıza doğrudur. 4. saniyedeki ivmesinin büyüklüğü 10'dur. Kaçıncı saniye olursa olsun bakın kaçıncı saniye olursa olsun sürtünmesi ortamda ivme her zaman sabittir. İvmesi 10'dur. İki, cismin iki saniye sonunda yerden yüksekliği 105 metredir. Bakın 35 2 saniye sonuna mı diyor? Ha. 2 saniyede kaç metre düştü? 2 saniyede toplam 20 metre düştü. 5 15 20 metre düştü. De toplam 125'ti. O zaman ne yapar? 105 yapar. Bu şıkkımıza doğrudur. Dismin ilk 2 saniyede aldığı toplam yol 80 metredir. Gençler ister şu üçünü toplayın. Toplarsanız oradan 45 çıkar veya h eşittir 5 t karede t gördüğünüz üzere 3 yazarsanız Yine buradan 45 metre bulursunuz. O yüzden cevabımız E şıkkı olmalıdır. Beşinci sorumuz sürtünmeli bir ortamda. Dikkat edin sürtünme var burada. Belli bir yüksekten serbest bırakılan cisim 3 saniye sonra yere çarpmaktadır. Limit hıza ulaşamayan bu cismin hareketiyle ilgili ne söylenir? Ne demek gençler limit hıza ulaşamayan demek derken ne demek istiyor? Limit hıza ulaştıktan sonra cisimler sabit hıza iner. Peki limitize ulaşamadıysa ne yapar o zaman? Demek ki bu cisim ne yapacak? Hızlanmaya devam edecektir. Ama nasıl hızlanır? Bakın şimdi siz bir cisim diyelim ki buradan serbest bıraktınız. Cisme sadece ağırlık etki eder. Niye? Çünkü hava sürtünmesinin formülü kav karedir. Kav karedir. Cismin ilk anda V0 eşittir Sıfır olduğu için hava direnci de sıfırdır. Cisme sadece Net kuvvet etki eder. O da sadece G'dir. Peki aşağı doğru inerken ne olur? Hızı giderek arttığı için FT değeri giderek artar. E, aşağı doğru G vardır. Yukarı doğru FT vardır. Şimdi bakın F net nedir burada? G eksi FT'dir. Size ne diyor? Limit hıza ulaşmadı. Yani cisim hala hızlama devam ediyor. Ne söyledim? Hızlanıyorsa eğer Ft'ye de giderek artıyor. Ft'nin giderek arttığı yerde net kuvvet ne olur? Azalır. Net kuvvetin azaldığı yerde ivme ne olur? O da azalır. O zaman birinci cümle hızlanma ivmesi azalmaktadır. Doğru mu? Evet doğrudur. Birim zamanda gerçekleşen hız değişimi. Bakın ne demek birim zamanda gerçekleşen hız değişimi? Aklınız olsun. Birim zaman diye birim bir şey geçiyorsa birim denilen şey paydaya yazılır. Yazalım. Birim zaman delta t paydaya yazım. Hızdaki değişim. Bakın delta v bölü delta t oldu. O zaman bu da ne yapar? Bize ivmeyi verir. Diyor ki ivmesi eşittir. Hayır. İvmesi eşit değildir. İvmesi giderek azalır. O yüzden bu cümlemiz yanlıştır. Hızlanma ivmesi yer çekiminin ivmesi değerinden büyüktür diyor. Hayır. Bakın eğer sürtünme olmasaydı g olacaktı. Değil mi? Eğer sürtünme olmasaydı F net değeri g olacaktı. Şimdi ne oldu? g eksi f oldu. Yani F net azaldığına göre ivme de giderek azalır. O yüzden bu cümlemiz de yanlıştır. Yalnız bir doğrudur cevabımız a şıkkı olacaktır. Gelelim altını sorumuza. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda yukarıya doğru düşey atılan disim atılan bir taş bir apartman penceresindeki bir gözlemcinin gözü hizasından çıkarken ve inerken 4 saniye arayla geçmiştir. Dikkat edin. Sürtme önemsiz. Bir cismi atıyorsunuz. Şöyle bir apartman yapalım. Şöyle bir gözlemci olsun. Şurada göz olsun. Biz cismin çıkıp da ininceye kadar süresi 4 saniye sürmüş. Taşın atıldığı yere tekrar düşüşü toplamda 6 saniye sürdüğüne göre. Pencerenin taşın altı pencerenin taşın atıldığı yerden yüksekliği kaç metredir? Şimdi atıldığı yere tekrar gelişi 6 saniye mi sürdü? Evet. Nasıl olacak o? Demek ki, demek ki siz buradan attınız, buradan attınız. 6 saniyede tekrar eski yerine gelmesi için ne olması lazım? 3 saniyede çıkması lazım. Peki başlangıçta neydi? Buradaki göz ne gördü? Gidip de aynı yere gelince kadar 4 saniye mi geçti? Demek ki buradan buraya da 2 saniye çıktı. Değil mi? 2 saniye çıktı. Ha, demek ki aşağıya düşüşü toplam yani maksimum yüksekliğine itibaren söylüyorum. Maksimum yüksekliğine itibaren aşağı düşüşü 3 saniye sürdü. O zaman h eşittir 5'te kareden ne çıkar burası? 5 çarpı 3'ün karesi 45 metre çıkar. Cismin toplam yüksekliği çıktı yükseklik 45 metredir. Peki göz ne kadar gördü? Göz sadece 2 saniye düşerken gördü. Değil mi? Peki 2 saniyede düşüyorsa h eşittir 5'te kareden 5 çarpı 2'nin karesi ne yapar burası o zaman? 20 metre mi yapar? Evet. Tamamı 45 metre. Ve tamamı 45 metre ve gözün gördüğü yükseklikten düşüş sadece 20 metre ise o zaman şurasının olması lazım. Burasının 25 metre olması lazım gençler. Evet cevabımız 5 şıkkıdır. Bu soruyu farklı bir şekilde şöyle yapabilirsiniz. Hani burada şey bulduk ya. 3 sayıda çıkıyor toplamda 3 saniye çıkıyor. Peki gözden itibaren 2 saniye çıkıyor. İnişi nasıl? Göze gelinceye kadar 2 saniye mi geçti? 2 saniye geçtiğine göre tam gözün hizasındayken hızı 20 olacak? Evet. Yere çarpma hızı nedir gençler? 3 saniye yere çarptığına göre yere çarpma hızı nedir? 30'dur. O zaman 20 iken 30 olunca kadar 1 saniye geçmiştir. Burayı isterseniz de yine bak İkileşti V ortalama çarpı T'den yapabilirsiniz. Burada bir saniye mi geçti? 22'nin otuz kadar bir saniye geçti. Ortalamamız ne? 25, 25 çarpı birden oradaki x mesafesini 25 bulabilirsiniz. Bu da size farklı yok. Veya şunu da bilebilirsiniz. Yani e, herhangi bir cismi attığımız zaman, Burada başka ek bilgi olsun sizlere. Herhangi bir cismi attığımız zaman şöyle bir hoş bir yer bulayım. Diyelim ki v0 hızıyla mı attık? Sürtünme yok. Birinci saniyede ne kadar yol alır? v0 artı 5 kadar yol alır. İkinci saniyede 10 da ekliyorsunuz. v0 artı 15. Üçüncü saniyede v0 artı 25 metre olur. Mesela 20 ile atılan bir cismin 1 saniyede aldığı yol ne kadardır dersek bakın neymiş? 5 fazlası. Yani bunlar metre. 5 fazlası. Yani 25 metre olur. 25 metre olur. Yani demek ki burada 20 iken 30 mu oldu? Bir saniye geçti. Bir saniye de 5 fazlası 25 metre olur diyebilirsiniz. Bu şekilde çözebiliriz. Devam ediyoruz 7. soruya. Sürtünmeli bir ortamda. Düşeyde yukarı duratılan küresel bir cisim belirten noktalardan V1, V2, V3, V4 süratleri geçiyor. Buna göre hangileri kesinlikle yanlıştır? Gençler sürtünme varsa mutlaka enerji kaybı olacaktır. V1 ile V2'yi kıyaslayan zaten sürtünme olmasa da V1, V2'den büyük. Peki V2 ile V3'ü kıyaslayın mesela ne dersiniz? V2 ile V3 enerji kaybı olduğundan dolayı V2'nin ne olması lazım? V3'ten büyük olması lazım. Peki V3 ile V4'e şey V1 ile V4'e bakalım. Yine enerji kaybı varsa V1'in de V4'ten büyük olması gerekir. Bunlar kesin bilgidir. Bakalım buna uymayan var mı? Birinci ifadede bakın hemen yazımız var. Doğru mu? Doğru. 2 ile 3'ü kıyaslamış. Bakın V2 ile V3 eşit demiş. V2 ile V3 kesinlikle eşit olamaz. Bu ifade yanlıştır. V2 V3'ten büyüktür dersin cevabımızı bulduk. Evet bu ifade yine doğrudur. Hocam ben burada B şıkkına takıldım. Bu nasıl mümkün olur gençler? Sürtünmeli ortamda cisimler ne yapar? Bir süre sonra limit hıza ulaşır isim limit hıza ulaştıysa limit hıza demek sabit hıza demek. Sabit hıza iniyor olabilir gençler tamam mı? Bu olabilir mi? Olabilir. V4 de evet yere yakın bir yerdir. Diğeri de B2 de çok çok yüksekli bir yerdir. Bu da olabilir mi? Olabilir yani ama kesin yanlış olan D şıkkıdır. 8. Yatay sürtünmesiz doğrusal bir yolda aynı anda durgun halde harekete başlayan KVL hareketlerinin zaman grafiği şekli gibidir? Buna göre KVL hareketleri ile ilgili, ilgili ifadeler hangileri kesinlikle yanlıştır? Şimdi şu bilgiyi tekrar yazalım. X, T, V, T, A, T. Üst taraflar neydi gençler? Üst taraflar eğimiydi. Alt taraf var neydi? Alan idi. Bunu ezbere bileceğiz. Şimdi baktığımız zaman hemen ivmelerini konuşabiliriz 8. soruda. Şimdi burada kahveli hareketlerin ivmelerin büyüklüğü eşittir diyor. Gençler ivme İyime neydi? İyime hızdaki değişimdi. İster tanımdan gidin hızdaki değişim Mesela hocam bir, bir sıfır t bunun da hızı v kadar değişti. Bunun da hızı v kadar değişti. Ve büyük dediğim için artı eksiye bakmaya gerek yok. Eşit midir? Evet büyükleri eşittir dersiniz. Veya da şuradan yapabilirsiniz. Hız zaman grafiğin eğimi e pardon e evet hız zaman grafiğin eğimi iğmeyi veriyor. Eğim alfa eğim alfa o zaman alfalar eşit olduğuna göre eşittir derdiniz doğru mu? Doğru. K ve hareketler arasındaki mesafe giderek azalır. Gençler şimdi bu mesafe var ya uzaklık sorularını dikkat edin. Atlayıp da hemen artar azalır demeyin. Niye biliyor musunuz? Mesela şu anda K zıt yönde mi gidiyor? Evet. Nereden aradı? Kız zaman grafiğin üstü artıyor. Burası eksi yöndür. Yani yukarıdaki bilgiyi okumadığımızı farz ediyoruz. Yukarıda bilgi okumadığımız zaman baktık ki zıt yönde mi gidiyor? Ha, o zaman uzaklaşıyor demeyin. E bu da zıt yöne gidiyor. Bunlar ne yapıyor? Yaklaşıyor. O yüzden uzaklaşma, yaklaşma sorularına mutlaka yukarıdan bir bilgi öğrenmeye çalışın. Bakın burada yazıyor bilgi. Aynı anda durgun halden harekete başlayan diyor. Araçlar durgun. Durgun cisimler zıt yöne gidiyorsa Nasıl mümkün olur bu? Ha, şöyle olur. O zaman bu cisimler ne yapar? Mesela şurayı artıyım, Burayı eksi dersek bu VK'dır. Bu VL'dir. O zaman ne yapıyor bu cisimler? Evet, bunlar birbirinden uzaklaşıyor gençler. Uzaklaşıyor. Evet, yani pardon, burada aynı yerden başlıyor demiyor ki sonra. Aynı anda durgun halden başladığını söylüyor. Evet, düzeltiyorum. Özür dilerim. Hata yaptık. Burada Aynı anda durgun halden başlıyor Aynı yerde demiyor. Aynı yer demiyor. O, o yüzden bu ihtimal ortadan kalktı. Evet işte bak dediğim şey geldi yani. Aynı yer demiyor ki yani bizlere. Sadece durgun diyor. O zaman bu ihtimal de olabilir. Olabilir mi? Evet mesafe giderek azalıyor olabilir gençler. Herhangi bir anda kabile hareketlerinin sürati eşittir diyor. Şimdi ivme eşit ya. İvmenin büyüklüğü eşit. Ne söyledik? A, K ile A, L'nin büyüklük bak eşit. Bir ne kadar hız kazanacaksa diğer de o kadar pardon sürat kazanacaksa o da o kadar sürate sahip olacaktır. Süratlere eşittir dersiniz. Peki size soru. Hızlar eşittir diyebilir miyiz? Herhangi bir andaki hızlar eşittir. Diyemezsiniz gençler. Çünkü hız vektörel büyüklüktür. Ama sürat skaler büyük olduğu için yöne bakmaya gerek yok. Eşit midir? Eşittir. Hemen bununla ilgili cümleye de bakalım. Neye hareketlisin? Birim zamanda aldığı yol. Birim zaman alınan yol ne demektir? Birim zaman alınan yol sürat demektir. E biz burada süratler eşittir demedik mi? Evet o zaman süratler eşit değildir. Şimdi denizliye bakalım. K hareketlisin etkide net kuvvet. F eşittir M çarpı A. Tamam büyüklük A bakımına eşit ama kütle biliyor muyuz? Hayır. O zaman net kuvvet hakkında kesin bir bilgi sahibi olamayız. Cevabımız E şıkkı olmalıdır. Gelelim. Dokuzun soruya. Doğrusal bir yolda, pardon yörüngede hareket eden ve başlangıçta yan yana. Evet bu işte geldi bak. Başlangıçta yan yana. Başlangıçta yan yana olan bu hareketler için hangileri kesinlikle yanlıştır? A şıkkı en büyük yer değişime karıcı yapmıştır. Ne söyledik? Altta kalan alan değil mi? Şurada nerede o? Şu. Şurada kolay. Altta kalan alan. Hız zaman grafiği verildiği zaman altta kalan alan sayesinde yer değişmeyi bulabiliyorsunuz. Bakalım altta kalan alan. En büyük alan hangisinde? Burada en büyük alan e, K'da değil mi? Sarı renk bulalım mı şuradan? Bakın şurası K'nın alanı. Bunun kadar büyük alan var mı hiçbir yerde? Bunun kadar büyük bir alan yok. Tamam. Dolayısıyla en büyük alan onun olduğuna göre yer değişimi en büyük K'dadır. Bir doğru. L ve M araçlarının yer değişmeleri eşittir. Kesin yanlış mıdır bu? L ile M. Şimdi L ile M'nin alanların eşit olup olmadığını bilmiyoruz. Ya hocam şekil bakın şu olursa eşit olur mesela. V'ye 2V olursa o zaman alanlar eşit olur mu? Eşit olur. K ve N araçların ortalama ivmelerinin büyüklüğü eşittir. K ve N. Şimdi eğer yine bakın. K ve N. K'ya V'ye 2V şeklinde yazarsak bakın V'ye 2V hızları. Ne kadar hız değişti? 1V kadar. N'nin ne kadar hız değişti? O da 1V kadar. Ortalama ivmelerinin büyüklüğü eşit midir? Evet eşittir. En büyük ortalama ivme değeri L aracına aittir. Evet en büyük hızdaki değişim kimde? L'dir. Direkt o sıfırdan V2'ye çıkıyor. Yani bizim de sayıya göre 2V'ye çıkmaktadır. Doğru mu? Doğrudur. M aracının yer değiştirmesi N aracının yer değiştirmesinin 2 katı kadardır. M'ninki. N'ninkinin 2 katı kadardır. Bakın grafik şöyle olsaydı olurdu. M'ninki bu şekilde n de eğer şöyle olsaydı n de evet o zaman derdin ki m'nin ki n'nin katıdır niye X'e 1, X derdin o zaman iki katı olurdu ama dikkat edin n'nin grafiği nasıl n'nin grafiği parabolik dolayısıyla 2 katı olamaz cevabımız e şıkkı olacaktır 10 metre bölü saniye hızla hareket eden bir araç sabit ivmeyle yavaşlayarak t süre sonra duruyor Bakın yavaşlama sorularına buna dikkat etmeniz lazım. Cisim duruyor. Araç T süresi içinde toplamda 25 metre yol aldığına göre araç yavaşlamaya başladıktan sonra 3. saniyede aldığı yol kaç metre olur? Bir hız zaman grafiği çizelim gençler. Araç 10 metre bir saniye hıza giderken yavaşlayıp durdu. Ne kadar süre durduğunu bilmiyoruz. T süre demiş. Diyor ki bu sürede 25 metre aldı. Yine söylüyorum bakın. XT, VT, AT. Burası iyi miydi? Altta kalan alan ise yani burası alan idi, değil mi? Yani hız zaman grafiği verildiği zaman alan sayesinde siz burada yer değişimi bulabilirsiniz. Şimdi buradaki alan bize e, şey verecek. 25 metre vermesi lazım. Nedir o? Üçgen. Üçgen alan 10 çarpı T bölü 2 Eşittir. 25. Buradan 5'te eşittir. Sadeleştirdik. 25 de t'nin değeri ne gelir? 5 gelir. Yani şurasının değeri 5'miş. Peki. E, bize ne soruyor? Bize bize 3. E, sahnede aldığı yolu soruyor. Bu soruyu iki farklı yoldan çözebiliriz artık. Birincisi şöyle. Kısa yol söyleyeyim mi? Şöyle yapabiliriz. Oldu mu? 1, 2, 3, 4 orası da 5. X 3x, 5x, 7x, 9x'tir gençler. Şimdi burada e, 9, 7 daha 16. 16, 9 mu geliyor? 25. 25 x'in değeri toplam 25 metre mi eşit? Evet. Şimdi 3. saniyede de yer neresi olur gençler? 3. saniye 2 ile 3 arası. Yani burada şu noktaya denk gelmektedir. Peki burası ne kadardır? Burası 5x kadardır. O zaman ne yapar o zaman? 5 metre yapar dersiniz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bunu az önceki sorularda anlattım. yani 1, 3, 5 diye hızlanırken 1, 3, 5 diye gider. Yavaşlarken de sondan itibaren 1, 3, 5 diye gider. Yani o, sayılara doğru gidersiniz. Tamam mı? Bu şekilde yapabilirsiniz. 11. sorumuz. Uzun bir sorum. Şöyle yapalım bakalım. Şöyle de silelim. Bir öğrenci hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden belli bir açıyla yukarı doğru fırlatılan noktasal bir cismin, cismin fırlatma sonrası hareketi hakkında topladığı bilgiden yanılarak aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Öğrencinin hazırladığı tablodaki değişkenler ve bu değişkenlerle ilgili bilgiler açan satılan hangileri doğrudur gençler? Ne yapmış? Hava direncinin ihmal edildiği ortamda yerden belli bir açıyla yukarı doğru fırlatmış. Yani ne yapmış gençler? Eğik atışı hareketi yapmış. Bir cismi yerden belli bir yüksekte atmış. Değil mi? Belli bir açıyla sürtünme de yokmuş. Bunun hareketini inceliyor. Şimdi diyor ki, Cisim yükselirken ve alçalırken iğme vektörünün yönü nasıldır diye söylüyor. Şimdi cisim nerede olursa olsun, Cisim yukarı doğru çıkarken de aşağı doğru inerken de İvmesi nasıl olacaktır? Gençler ivmesi olduğu zaman hemen kuvvete bakın. Kuvvet nasıldır? Ağırlıktır. Ağırlığın yönü değişiyor mu? Çıkarken de inerken de ağırlığın yönü değişmediği için yükselirken de aşağı doğrudur. Açılırken de aşağı doğrudur. O yüzden bu demek ki bu cümlemiz bizim için yanlıştır. Biri alamayız. Dismin hızının yatay bileşenin büyüklüğü. Gençler eğik atışın özelliği nedir? Yatayda yatayda Sabit hızlı hareket yapmasıdır gençler. Yatayda sabit hareket yapar. Dolayısıyla değişmez değişmez cümlesi doğru olması gerekir. Cismin düşey hızının büyüklüğü. Gençler, düşeyde ne yapar bu cisim? Düşeyde aşağıdan yukarıya doğru hareket yapar. Değil mi? Ne yaptı bak cisim? Yükseldi, aşağı indi. E, cisimler yükselirken ne yapar? Hızı azalır. Aşağı inerken ne yapar? Artar. Yani buradaki söylenenin tam tersi olması lazımdı. 3 yanlış. 4 cismin mekanik enerjisi. Ne söylediyse hava direnci ihmal edildi dedi. Yer yani sürtünme yoksa burada mekanik enerji korunacaktır. Değişmez cümleler doğrudur. Cevabımız bu durumda 2 ve 4 olması gerekir. Evet testin sonuna geldik. Ee, eğer 4 dörtlük konu pekişme testleri var gençler. Bu kitabı çözüyorsanız ki çözmenizi tavsiye ederim orada özellikle yorum soruları. Ee, çok güzel dört dört konu pekiştirme testlerini çözüyorsanız onun da video çözümleri kanalda var oraya bakabilirsiniz Videoları izleyebilirsiniz ee, sorularınız varsa yorumlara yazın veya bir, herhangi bir söyleyecek bir şeyiniz varsa bunlara yazabilirsiniz abone olmak isterseniz de abone olun sayımız artsın. güçlenelim daha fazla kişiye ulaşmış oluruz evet hepinize kolay gelsin İyi çalışmalar gençler